Sayın Bakan, sabah 5 kişilik bir aile beni aradı. Küçük bir notu var. Bakanı da televizyonda görmüşler ama biz şimdi göremiyoruz Sayın Çalışma Bakanlığı. Bana dediler ki biz 5 kişilik bir aileyiz. Sabah, öğlen, akşam simit yiyoruz. Simidin tanesi 5 lira. 3 öğün simit yediğimizde verdiğimiz para 75 lira. 30 günle bunu hesaplarsak 2250 lira. Bu kuru bir hesap. Bunun içerisinde ne peynir var, ne zeytin var, ne reçel, ne de çay var. Bunları da sofraya katacak olursak genel bir hesapla 5000 liralık bir masraf yapmamız gerekiyor. Evet Sayın Bakan, asgari ücret 5000 lira. Bu mektubun cevabını bu aileye siz verirsiniz. Sayın Bakan, değerli milletvekillerim, Türkiye siyasal tarihin savaş dönemleri dışında ekonomik olarak en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadır. İşçinin, emekçinin hakkının bu kadar sömürüldüğü başka bir dönem maalesef yaşanmamıştır. Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8000 lirayı geçmiştir. Yoksulluk sınırı 25000 lirayı maalesef geçmiştir. Ama asgari ücret bugün 5500 lirayla sefalet ücretine dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa bizi kıskanıyor diyor ama bugün başını yastığa koyan milyonlarca çocuğumuzun haç yaktığının farkında mı? Ülkemizde 10 milyon üzerinde işçi asgari ücretle geçiniyor ve asgari ücret açlık sınırının altına maalesef kalmış durumdadır. Enflasyon fırladı, kredi faizleri %40'lara yükseldi. Eskiden bir işçi kıdem tazminatıyla bir ev alıyordu ama sizin sayenizde işçiler kıdem tazminatıyla bir balkon bile alamıyorlar. Türkiye Dünya Sefalet Endeksinin 156 ülke içerisinde en kötü 20 ülke arasında maalesef yer aldı. AKP'nin iktidara geldiği yılda asgari ücret ile 6.96 adet çeyrek altın alınırken bugün 3.16 adet çeyrek altın alınabilmektedir. Bu durumda asgari ücret bugünkü değer ile 12.103 lira olması gerekmektedir. Doğalgaza bir yılda %164 zam yapıldı. Yurttaşlar doğalgaz ücretini ödeyemedikleri için kışın yakınlarıyla birlikte aynı evi paylaşıyorlar. Bu nedenle asgari ücret tespit komisyonu bir araya geldiğinde asgari ücretin en az 10.000 lira olması gerektiğinin tartışmasını yapmaları gerekir düşüncesi içerisindeyim. Ayrıca da asgari ücretlere şeker bayramında, kurban bayramında bir ikramiye kesinlikle verilmelidir. Emekli yaşa takılanlar 8-9 Eylül 1999 tarihinden itibaren gasp edilmiştir. Emekli yaşa takılanlar lütuf değil, gasp edilen haklarının talep etmektedirler. Sayın Bakan, işveren kıdem tazminatını ödemekte zorlanacak diyorsun. Kıdem tazminatı işçilerin 13. maaşıdır. Çalışırken işveren tarafından tasarruf edilen kıdem tazminatı ayrıldıktan sonra kendilerine iade edilmektedir. Bu hakkı kesinlikle işçilerin ellerinden alamazsınız. Emekli yaşa takılanlara hakkı olan bir maaş bağlanacaksa bu tutar asgari ücretin kesinlikle altında olmamalıdır. Bu EYT'lerin anayasal hakkıdır. Unutmayalım ki doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin her yerinde emeklerin alın teri vardır. Sayın Bakan, TÜİK'e baskı yaparak, enflasyonu düşük göstererek Ocak ayında milyonlarca emeklinin, işçinin, kamu... Buyurunuz efendim.
Dulların ve yetimlerin haklarını neden gasp ediyorsunuz? Verdiğiniz 3500 lira ücretle emekleri yaşarken öldürüyorsunuz. Emekleri insanca yaşamları için en az asgari ücret tutarına bir maaş vermelisiniz. Anayasanın 90. maddesi emekler sendika kurabilir demesine rağmen kurulan emeklerin sendikalarını dava açıp kapatıyorsunuz. Sayın Bakan, komisyonda sendikal örgütlenmenin çok düşük olduğunu ifade etmiştiniz. Bu konuda gerçekten samimiyseniz gelin 12 Eylül 1980 faşist darbe yasalarını kaldıralım. Sendikal hak ve özgürlüklerin önünü hep birlikte açalım. İşsizlik fonunda 150 milyar lira olması gerekmektedir. İşsiz kalan işçilere sadece %10'u verdiniz, %90'ı amacı dışında kullandınız, yetmedi. Varlık fonunu aktardınız, fonu da saraya... Sayın Bakan, Rıza Sarraf'tan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 milyon 650 bin lira borcunu almadınız. El koyduğunuz parasını faiziyle birlikte geri verdiniz. Rıza Sarraf'ın yurt dışına kaçışına göz yumdunuz. Sizin bu yaptığınız devlet eliyle bir soygun. Ülkemizde 10 milyon yakın engelli vatandaşımız var. Başta istihdam olmak üzere eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal yaşam, hayatın her alanında engellilerin sorunları var. Hiçbirini çözmediniz. Kamuda 60 bin engelli istihdam açığı var. Anayasanın 61. maddesi kamuda 104 oranında engelli çalıştırılır zorunlu olmasına rağmen 2022 yılında bir engelli arkadaşımıza istihdam açmadınız. Son olarak kamuda, belediyede, özel idarede yıllarca çalışan taşeron işçilerin ellerinden almış olduğunuz kadro...